Geometrik dağılım örnek soru 1. Bu videomuzda geometrik dağılım konusuna bir örnek sorunun çözümünü inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Pilot olmak isteyen bir öğrencinin özel pilotluk lisansı için yapılan yazılı sınavı geçme olasılığı 0,7'dir. Bu bilgiye göre A şıkkında bir öğrencinin bu sınavı 3. denemede geçme olasılığı kaçtır? B şıkkında bir öğrencinin bu sınavı 4. denemeden önce geçme olasılığı kaçtır? Sorunun İngilizcesini de parantez içinde görüyoruz. Bu sorunun geometrik dağılım olduğunu anlasak da anlamasak da işin özünde bir olasılık sorusudur bu. A şıkkıyla başlayalım. Bir öğrencinin bu sınavı 3. denemede geçme olasılığı sorulmuş. Bir kişinin bu sınavı 3 kez denemesi için ilk ikisinde geçememesi lazım. Burada şöyle bir manyaklığın yapılmadığını varsayarak soru soruluyor. Geçip zevkine bir daha geçmek için sınava girme. Böyle bir eylemin yapılmadığı varsayımı var. Yani bir kişi 3. denemede geçecekse ilk 2 denemede başarısız demektir. İlk 2 deneme başarısız. Şimdi yazılı sınavı geçme olasılığı 0,7 ise geçememe olasılığı birden bunu çıkartırsak 0,3 geçememe olasılığıdır. Bir kişi 3. denemede geçecekse bu sınavı ilk ikisinde geçemedi. Birinci sınavı geçemedi. 0,3 çarpı. İkinci denemede geçemedi. 0,3 çarpı. Üçüncü denemede geçti. 0,7. Bu olasılık durumları ortaya çıkmış ve gerçekleşmiş demektir. Bunu da hesaplamayacağım. 0,3'ün karesi çarpı 0,7 şeklinde bırakıyorum. Hesap makinesi serbest, sonuna kolayca hesaplarız. Değilse de çarpıp hesaplayacağız. Yapacak bir şey yok. A şıkkının cevabı budur. B şıkkına geldik. Bir öğrencinin bu sınavı 4. denemeden önce geçme olasılığı. Şimdi 4. denemeden önce. Yani ilk denemede geçebilir. Birinci denemede geçer. İkinci denemede geçer. Üçüncü denemede geçer. Dördüncü de geçmesi istenmiyor. Dördüncüden önce geçme olasılığı. Birinci denemede geçme olasılığı direkt 0,7'dir. Artı bu birinci denemede geçme olasılığı. İkinci denemede geçme olasılığı. İkinci denemede geçmesi için ilk denemede başarısız olmalı. İkinci denemede başarılı olmalıdır. Bu ikinci denemede geçme olasılığıdır. Üçüncü denemede geçme olasılığı zaten şurada var. A şıkkı bize üçüncü denemede geçme olasılığını soruyordu. İlk ikisinde başarısız. Üçüncüsünde başarılı. Bunları çarpıp topladığımızda sonuca ulaşırız. Şimdi onu yapmakla uğraşmayacağım. Cevabımız bunların çarpılıp toplanmasıyla elde edilecek sonuçtur. Geometrik dağılımın tanımını hatırlayacak olursak, eninci denemedeki başarının gerçekleşme olasılığıdır. Onuncu denemede başarı gerçekleşiyorsa ilk 9 başarısızdır, onuncu başarılıdır. Bu binom dağılımının özel bir halidir fakat bunların kendi arasındaki yer değişimlerinin olmadığı haldir. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.